Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün aslında birlikte konuşacağımız konu benim uzun zamandır konuşmayı çok istediğim, arzu ettiğim bir konudur. O da minyatür nedir? Şimdi baştan hemen şunu söyleyeyim. Biz minyatürle ilgili çok farklı ve çok yanlış bilgilere sahibiz maalesef toplum olarak. Çünkü minyatür kelimesi zaten Latin kökenli bir kelimedir. Bize ait değildir. Bizim resim, yani Doğu ülkelerin resim türüne, resim stiline verilmiş bir addır, bir isimdir. Bu ismi aslında kendileri daha önce Avrupalılar, Batılılar kendi kitaplarında kullandıkları kitap başlıklarındaki ufak resimler için kullanmışlar. Bizim minyatür dediğimiz nakkaşilerimiz aslında, resimlerimiz. Ufak, zarif ve aynen resimde gördüğünüz gibi kitapları süslediği için veya kitapların metinlerini tamamladığı için bizim resimlere de aynı ismi vermişler. Biz de her şeyi hayran hayran batıdan alıp sevdiğimiz ve benimsediğimiz için bunu benimsemişiz ve minyatür olarak diye diye bugüne kadar gelmişiz. Şimdi aslında minyatürü konuşmaktan ziyade insan niye resim yapıyor? Hani daha önce seminerlerde bir ara bir konu işlemiştik. Sadece ona bir hatırlatma yapayım. Resim niye yapılmış? İlk anlamda ilk yıllarda insanların hayatlarıyla, toplumsallaşmalarıyla birlikte sosyal hayatlarında resim diye bir kavram var mıydı, yok muydu? Onu konuştuk. Birinci Dünya Savaşı'na kadar geldik. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren biraz farklı şekiller almaya başladı. Ekoller çıktı falan vesaire. Onları konuştuk. Fakat şunu başladık. Biz mağaradaki resimlerden başladık. Mağaradaki resimler neydi? Niye çizilmişti? Acaba günümüzdeki resimler gibi biz hani resim satın alıyoruz veya yapıyoruz, duvarımıza koyuyoruz. Böyle zevkle seyrediyoruz. O resmin içerisinde, pardon, tabii biz bir ressamın sanatını ve zevkini satın almış oluyoruz. O an içinden geldiği neyse biz onu satın alıyoruz ve güzel estetik diye duvarımıza asıyoruz. Ve zevkle seyrediyoruz. Peki, eskiden böyle miydi? Hayır, onu konuştuk, öyle değildi. Eskiden resim, çizim yapmak bir nevi belgelemek için kullanılırdı. İnsanoğlu ilk günden, ilk mağara duvarlarından çizdiği resimlerden itibaren hayatında yaşadığı şeyleri veya arzuladığı şeyleri resimliyordu. Bunlar bazen törensel olurdu. Yani mağara duvarlarında gördüğünüz şeyler, o dönemler insanlar neyle irtizak ediyorlardı, ne yiyorlardı, içiyorlardı. Bir takım doğanın içerisinde vahşi şekilde, yabani şekilde yetişmiş bakliyat ve tanelerle besleniyorlardı. Bir de et, yani hayvan avlıyorlardı. Bunlara baktığınızda mağaraların duvarlarında arzuladıkları şeyleri çizmişler. Sonra onların bazen ritüel haline getirip orada gösteriyor, hani neredeyse İşte ortada bir tane hayvan var, etrafında birkaç tane insan var, ona doğru mızraklarını tutmuşlar. Yani neredeyse orada bir törensel gibi bir şey var. Arzuladıkları en büyük avları, koca koca avlar çiziyorlar. Ve onları ne kadar arzuladıklarını, hayatlarını, ne kadar değerli olduklarını orada aslında farkında olmadan vurgulamış oluyorlar. Günümüze kadar gelmiştir. Şimdi insanlar belli bir döneme kadar mağaralardalardı. Ondan sonra yavaş yavaş tarımın başlamasıyla birlikte şehirleşmeye başladılar. Koloni hale geldiler. Minik minik şehirlere yerleştiler. Peki o zaman resim var mıydı? Henüz yoktu. Yani o dönemlerde de biliyorsunuz kili pişmeyi öğrendikten sonra tabak çanak yapmaya başladılar. Tabak çanakların üzerinde bile hayatlarındaki en önemli unsurlar, artık başak, bazı bitkiler ve hala hayvanlar ama ehlileştirilmiş hayvanlar. Bazen de yırtıcı hayvanlar.
Hani bir yırtıcı hayvanın, işte bir ehli hayvanı veya bir mesela bir aslanın bir başka hayvanı peşine koştuğunu bir tabak içerisinde görüyorsunuz veya bir vazon içerisinde çok güzel bir koç görüyorsunuz. Böyle şeyler vardı. Şimdi peki bunlar fonksiyonları neydi? Çok basit, hayatın içerisinde bunlar kullanılıyorlardı. Fakat hayatlarını onların üzerine işliyorlardı. Hala henüz sanat niteliği taşımıyor. Arkadaşlar, ne zaman sanat niteliği taşır? Her işte olduğu gibi rekabet olduğu zaman. Yani birçok sanatçı bir araya gelip ya ben daha iyi yaparım, ben daha iyi yaparım veya bir sipariş üzerine başka bir şey yapıldığı zaman, rekabet ortaya çıktığında, herhangi bir branşta olduğu gibi sanatta da aynı şey. Bu şekilde. Çünkü kişiselleşiyor. Kişiselleştiği zaman fonksiyonu artık kullanımdan veya siparişten çıkıp tamamen kişisellik üzerine ve tamamen zevk üzerine kurulduğu için artık sanata giriyor. Bu aslında tırnak içerisinde illüstrasyon ve resimin farklıdır. Farklılığıdır. Yani bir illüstratör sanatçısı resim de çizebilir mi? Evet, çizebilir. Ama peki ne fark var? İllüstrasyon aynen bizim minyatürler gibidir. Metni anlatıyor, metne hizmet ediyor veya herhangi bir sipariş üzerine çalışılıyor. Ama resim tamamen özgün, sanatçının kendi ruhuna has, benimsediği, önemsediği bir ruh halini biçimine girip onu yansıtmaya çalışıyor. Bildiği, seçtiği veya beğendiği, benimsediği bir teknikle birlikte. Peki, hemen tekrar geri dönüyorum. İnsanlar kolonileşip şehirleri kurduklarından sonra toplumsal farklar ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Yani kimisi, çünkü ticaret yapmaya başlıyorlar. Yani başta para yok, işte hayvan veriyorlar, buğday alıyorlar, buğday veriyorlar, başka bir şey alıyorlar, bakliyat veriyorlar, başka bir şey alıyorlar, et veriyorlar, işte ne bileyim kürk alıyorlar, başka şeyler veya kumaş gibi şeyler. Ticaret başladığı andan itibaren para ve değer devreye giriyor. Dolayısıyla insanların toplumları içerisinde farklı toplumsal kademeler ortaya çıkıyor. Kimisi daha zengindir, kimisi başka bir iş yapar, kimisi evinde oturur, işte hani bunları yönetir. Hani yönetim gibi bir şey ortaya çıkıyor, sürübaşı. Yani insanlar da hani öyle bir hayattan gelmişler gibi ya. Doğru, insan mahlukatın eşrefidir. Kur'an'da öyle diyor, biz de ona inanıyoruz. Fakat içinde her zaman liderlik vasfı diye bir şey vardı. İşte liderler birkaç insanı kullanıp bir takım şeyler yapıyorlar. O lider tabii daha zengin oluyor. Şimdi insanlar rahatlamaya başladıktan sonra bu sefer gözleri başka şeyler aramaya başlıyor. Para, zenginlik, güç, bunlar başka şeyler ortaya koymaya başlıyor. Hemen burada tırnak içerisinde dönüyorum. Bizim bu minyatür eserlerinin çoğu, yani doğudaki resim tarzımız, nakkaşi, nakşedilmiş kitaplarımızın çoğu zaten sadece zenginler tarafından yaptırılıyor. Niye? Kağıt el yapımıdır, pahalıdır, boya pahalıdır, fırça pahalıdır. Günümüz gibi kırtasiye yok, istediğiniz gibi kafanıza göre gidip satın alasınız diye. Ve altın var işin içinde, gümüş var, bunların hazırlanması var, boyaların hepsi kök boyadan, işte hani günümüzün kimyasal boyalardan değil, tamamen doğal minerallerle ve doğal tozlarla yapılan boyalardır. Dolayısıyla pahalı bir şeydir. Ressamlar da pahalı, nakkaşlar, yani nakkaşlar diyoruz biz onlara. Onlar da çok pahalı insanlar. Dolayısıyla bakın, hemen kademe farkı ortaya çıkıyor. Toplumsal, toplumun içerisindeki İnsanların durumları ve farkları burada şimdi hemen ortaya çıkıyor. Zenginler, padişahlar, krallar böyle siparişler veriyorlar. Veya din kurumları. Mesela batıda bunu kilise çok fazla yapıyor. Doğuda camiler ve bizim vakıflar pek bunu yapmıyorlar. Padişahlar yapıyorlar. Ama batıda kiliseler bunu çok fazla yapıyorlar. Onların en süslü yerleri, biliyorsunuz, kiliseleridir. Peki buraya kadar geldik. Şimdi Doğu Batı meselesi var. Hemen bir şey kıyaslamak istiyorum.
Bizim resimlerde, bizim nakkaşilerde figürleri çok sade görüyoruz. Bakayım burada, bakın. Çok basit figürler görüyoruz. Basit kumaş kıvrımlarıyla aslında yüzlere baktığınızda yüzler hemen hemen hep aynı. Niye? Çünkü uzak doğudan geldi, Çin'den geldi bu resimler, bu ekol. Ve hepsi hemen hemen çekik gözlü, yuvarlak yüzlü ve çok sade, küçücük, minicik çizgilerle çiziliyor. Ama batıya baktığınızda, Yunanistan'a baktığınızda, batının dedikleri gibi medeniyet beşiği Yunanistan'dır. Hem felsefesiyle, hem efsaneleriyle, masallarıyla, karakterleriyle, tanrılarıyla, tanrıçalarıyla ve sanatıyla. Helenistik dönemden bahsediyorum. Helenistik dönemde her şey çok reeldir. İnsan odaklıdır. Onlar her şeyi cismiyet olarak kabul ediyorlar, kabul etmek istiyorlar. Yani her şeyi görmek, hissetmek istiyorlar. Tanrılarını dahil, güçlü erkekler, güzel kadınlar ve hani bizim şeytani tabir ettiğimiz veya kötü güçleri temsil eden diğer güçleri de yarı insan, yarı hayvan veya tam hayvan veya birkaç hayvanın karışımından yaratıklar icat ederek onların heykellerini yapıyorlar. Harikulade, biliyorsunuz. Çok real. Kaslar falan, her şey yerli yerinde. Anatomileri çok düzgün. Peki bu doğuda niye olmuyor? Yani bütün mesele, şöyle söyleyeyim, ipin ucu buradan kaçıyor. Biz yıllardır Batı hayranlığımızla birlikte yaşadığımız için zannediyoruz ki onlarda sanat var, bizde bir şey yok. Biz beceriksiz olduğumuz için, anatomi anlayamadığımız için, anatomi çizemediğimiz için veya boş ver, özellikle İslam döneminden sonra anatomiyi hani suret olduğu için, tamamen haram bildiğimiz için temsili şeyler çizmişiz. Yani mesela minyatür eleştirmenleri ya nakkaşi eleştirmenlerinin maalesef çoğu düştükleri bir hata var. Diyorlar ki benzetmemek adına, bunu tabii din adamlarının hoşlarına gitsin diye bunu söylüyorlar. Benzetmemek adına, kimseye benzetmemek adına hepsini aynı çiziyorlar. Minyatürde. Yani bunun içinde Japon'da, Çin'de, Orta Asya'da, erken dönemlerde Hindistan falan, İran dahildir. Beceremedikleri için öyle çiziyorlar. Hayır, beceremediklerinden değil. Onun başka bir nedeni var, ona geleceğiz. Perspektif yok diyorlar. Perspektifi anlamadıkları için, bilemedikleri için perspektif kullanamamışlar. Nasıl ya? Yani Rönesans'tan önce bütün yeryüzündeki en başarılı ilim adamları ve bilim çalışmaları hep Müslümanlar tarafından yapılmıştır. Yani Ömer Hayyam'dan tutun, işte Razi'den tutun, İbni Heysam'dan tutun, işte daha kimleri söyleyeyim, daha neler neler, İbni Sina'ya kadar bunlar içerisinde çizerler var, mühendisler var. Yani siz hayal edebiliyor musunuz? Bir mühendis, örnek vereyim hani hepimiz tanıdığımız için, Mimar Sinan gibi bir adam perspektif bilmiyor. Matematik ve geometri bilmiyor. Ne kadar aptalca bir düşünce bu. Bunları bilmiyorsa nasıl mimar olabiliyor ki? Peki, onunla aynı dönemde yaşayan Nasuhi Efendi, matrakçı. O zaman o niye perspektifli bir şey çizmemiştir? Beceriksiz mi acaba? Bunu oturup düşünmek ve tartışmak yerine hemen çoğu insan, özellikle Batı hayranı olan resim severler veya sanat severler, direkt hemen atıyorlar. Hayır, beceremiyorlar, gerek duymuyorlar, bilmem ne falan filan bir sürü şey anlatıyor. Öyle değil. Şimdi gelelim, biz niye böyleyiz, onlar niye öyleler? Biz de doğuda diyelim, konular genellikle çok derinliklidir. Çok derinine işlenir. Ve çok detay var.
Bizde detay çok fazla. Batı'da o kadar detay yok. Batı'da bir tane Zeus var. Her şeyi Zeus yapıyor. Hala öyledir. Çok da enteresan, çok da güzel tekniklerle bunu yapıyorlar. Ama yıllardır bir Zeus var, bir Helen var, bir başkası var. Her şey bunların etrafında dönüyor. Ama bizde her anlattığımız hikayede, her temsilde, her menkibede derinlemesine bir sürü şey arıyoruz. Bir de bir şeye yetinmiyoruz. Bir şey anlatırken o bir şeyin içerisinde çok şey anlatıyoruz. Örnek vereyim, hemen kafanız karışmasın diye. Edebiyatımızdan örnek vereyim. Niye edebiyattan örnek veriyorum? Çünkü demin gördüğünüz gibi bu nakkaşilerimizin çoğu metinleri tamamlıyor. Yani aslında illüstrasyon niteliği taşıyor. Bunlar hala resim değil o dönemde. Yani günümüzde bile hala eğer siz bir bu teknikle, yani minyatür tekniğiyle, yani perspektifsiz, çok konulu, çok personajlı ve sade tekniklerle bir şey çiziyorsanız eğer ve bir metini anlatıyorsanız siz illüstrasyon yapıyorsunuz aslında. Çünkü metine hizmet ediyorsunuz. Bu bir çeşit siparişdir. Ama belli bir dönem gelecek, oraya da geleceğiz. Bu sanatçı arkadaşlar, bu nakkaşlar artık yeter diyorlar. Ve başlıyorlar tamamen metinsiz, yazısız eserler üretmeye. O andan itibaren artık tamamen resime giriyor olay. Ve resimdir. Arkadaşlar, bizim minyatür sanatçılarımızın birçoğuna veya sanat tarihçi birçok arkadaşına şunu çok net söylüyorum. Benim dediğimin aksini kabul ediyorsa veya doğru biliyorsa bunu ispat etmesini istiyorum. Bizdeki resimin adı nakkaşidir ve batılılar veya bazı arkadaşlar ona minyatür demişler. Böyle bir yanlış bir cümlenin kurulmasını beni çok rahatsız ediyor. Minyatür resim değil ki, minyatür diyorlar. O zaman ben de derim ki, peki kübizm resim midir? Empresyonizm resim midir? Neoklasisizm resim midir? Dadaizm, fovizm, fotorizm bunlar resim midir? Evet, onlar resim. Niye bizimki resim olmuyor? Bu bilgisizdir. Bilgisizliktir. Kesinlikle bilgisizliktir. Bizim resmimizin adı maalesef minyatürdür. Bana kalırsa ben hala nakkaşi derim. İran'da çok güzel bir isim bulmuşlar ona. Hindistan'ı bilmiyorum ama İran'da çok güzel bir isim bulmuşlar ona. Suretger diyorlar. Nakkaşa suretger diyorlar. Çünkü suret yapıyor. Veya nigarger diyorlar. Güzel bayana nigar derler. Zarif bayana nigar derler. Yani bunu çizene nigarger diyorlar. Bizim burada yine de böyle bir yanlışlık var. Nakkaşi kelimesinden gelen bir kelime var. Nakış. Bütün camilerimizde şurada Sokullu Mehmet Paşa Camii var. İşte bütün camilerin içine gittiğinizde nakışlarla süslenmiş. Bir tek bu nakışları yapanlara nakkaş diyoruz biz. Bu çok yanlış. Bunu yapan da nakkaştır. Hatta bizim nakkaşi tarihimizdeki biliyoruz birçok sanatçının adının yanında bir tane lakap da var. Osman Nakkaş gibi. Eskiden öyle derlerdi. Ben bilmiyorum son 100 yıl içerisinde ne oldu bize de. Biz bunları bu kadar kolay unuttuk. Hala tarihi metinlerimizde okuduğumuzda Osman Nakkaş diyebiliyoruz ama günümüzde minyatür sanatçısı diyoruz. Yok, nakkaştır o da. Nasıl ki ressam diyorsak, nakkaş da diyebiliyoruz. Nakkaş ve ressam eşittir. Kesinlikle eşittir. Şimdi gelelim bizim çalışmalarda niye böyle oluyor? Niye perspektifsiz oluyor? Niye bu kadar sade oluyor? Demin size söylediğim şey vardı. Rahmetli, hatta şöyle oradan da bir anekdot size anlatayım. Nusret hocamız rahmetli, Nusret Çolpan'la biz bir söyleşi yapmıştık. Aslında söyleşi de değildi, bir seminerdi. Soru cevap da vardı ama tam bir seminerdi. Şu Minyatürk'ün orada bir yıllar önce, ondan hemen bir hafta sonrası zaten rahmetli oldu kendisi. Nur içinde yatsın. Çok güzel nakkaşi ve minyatür tarihinde anlattı kendisi. Ben de
o şerefe sahip olduğum yanında birlikte o gün o konuşmaları yaptık. Şöyle bir şey vardı, yani bizim tarihimizi anlatırken, resim tarihimizi, bakın resim tarihimizi anlatırken, Doğu'da, Orta Doğu resim tarihini anlatırken çok güzel örnekler verdi. Ben şimdi burada size göstereceğim. İki çeşit ayrılıyordu eskiden bizim resimimiz, resim şeklimiz. Bizde çok böyle binalarda falan çok böyle nakış ve resim falan yok. Yani öyle fresk mresk falan çok eskiden, yani eskiden bahsettiğimde 300-400 senesi öncesinden bahsediyorum. Çok öyle bir alışkanlık haline gelmemiştir. Dolayısıyla kitaplarda kalıyor. Kitaplarda nasıl kalıyor? Orada da iki çeşit kitap var. Biri tamamen böyle deminki gösterdiğim resim gibi, Şehname gibi kitaplarda böyle hikayeler anlatan, bu çok eski bir resimdir. Muhtemelen Timur döneminden kalma bir resimdir veya ondan biraz sonraki dönemden. Baktığınızda burada bir hikaye anlatıyor. Ya böyle sadece hikaye, menkibe, efsane veya şehnameleri resimletiyorlardı. Veya hemen size göstereyim burada. Onlar çok basit gözüküyor ve çok güzel şeylerdir. Veya tamamen bilimsel çalışmalar. Şimdi Osmanlı 700 yıllık bir devlet, değil mi? Osmanlı'dan örnek vermem gerekirse eğer, tabii ki Osmanlı ile birlikte paralel devletler de vardır aynı zamanda bu bölgede. Yani İran'da başka biri vardır, Hindistan'da başka biri, Mısır'da başka biri falan filan. Memlükler vardır, Safaviler vardır, ondan öncesi, ondan sonrası Babürler vardır. Çok parlak sanat, İslam sanatında Hindistan'da Babür dönemi hakikaten belki en parlak dönemdir. Yani bana kalırsa galiba Safaviler bile onlardan sonra geliyorlar. Çünkü Safavi'de her şey çok tavan yapmış ama İslam coğrafyası içerisinde Babürler müthişler. Hala birçok sanatçı ve sanatkar onların zerafetine ve estetiğine yetişememiştir ve yetişemiyordur. Neyse, bunu tırnak içerisinde bilginiz olsun diye. Bu coğrafyada 3 tane ana dil hakim. Bu büyük devletlerin etkisinde kaldığı için. Bir, Arapça. Niye? Kur'an Arapça. İlim dili Arapça. Yani bütün bu devletlerde, hemen hemen hepsinde, kimse din ilimle ilgili, bilgi ile ilgili bir şey okumak istiyorsa Arapça ki metinlerden okuyor. Bu bir resmi dildir. Günümüzün İngilizcesi gibidir. Her dönemde, o dönemde her yerde bilimsel kitapların çoğu Arapça yazılıyor. Çat pat vardır diğer dillerde de. Yani kendi devletlerin lokal yaptırdıkları kitaplar da vardır. Ama genellikle Arapçadır. Erken dönem nakkaşileri ve resimleri İslamiyet'ten önce ve İslamiyet'in başlangıçlarından neredeyse hatta son yakın dönemlerine kadar hep böyle resimlerle bilimsel şeyler anlatıyorlar. Bakalım burada başka neler var. Ters gittim. Evet. Bunlar da öyle. Hatta bakın burada bir Hristiyan bir şeyle kıyaslamıştır. Resimleri. Bakın bunlar da minyatür diyorlar. Bunlar yüzünden bizimkileri de minyatür diyorlar. Bizimkiler resim, nakkaşidir. Evet. Neyse, burada çok fazla o konuda numune yok. Yani buraya dönelim. Şu da olabilir. Şimdi bu gibi resimlerde, bu gibi basit tekniklerle o dönemin mühendislik, tıp, matematik gibi kitapların resimlerini yapıyorlar. Şimdi siz bir matematik kitabında, bir tıp kitabında bir şey anlatmak istediğinizde
böyle oturup saatlerce çalışıp sanat yapmazsınız. En kısa yoldan. Çünkü düşünün, baskı sistemi diye bir şey yok. Okul diye bir şey var ama, mektep var. Çabucak dağıtılması gerekiyor ve insanlar hızlıca o bilgiyi edinmeleri lazım. Ve asla şey değil o dönem. Ölü, bilimsel olarak bizim şu an Müslüman coğrafyasındaki ölü bir dönemde yaşıyoruz biz. Müslümanlar bir şu an hepimiz yatıyoruz. Çok güzel yatıyoruz. Onlar o dönemde asla yatmıyorlar. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Ve çok hızlı. Yani şu an Batı'da, Amerika'da bilim ve teknoloji nasıl bir hızla ilerliyorsa onların döneminde öyledir. Dolayısıyla her gün yeni kitaplar, yeni makaleler, yeni hani bilimsel araştırmalar ve çalışmalar oluyor. Dolayısıyla bir de bu bilim adamlarının birçoğunun yanında her zaman ya kendisi çizer ya yanında öyle bir ressam vardır, bir nakkaş vardır. Yaptıkları her şeyi çizdiriyorlar. Adam bir şey yapıyor, onu hemen kitabında çiziyor. Bunların çoğu zaten hezarfendir. Kendileri yapıyorlar bir şekilde. Özellikle eğer mühendis ise veya mimar ise onları kendisi yapıyor. Yaptıkları her şeyi not alıyorlar ve bu kitaplar öyle şeylerdir. Tıpta veya diğer nucum dahil her yaptıkları bilimsel çalışmayı not ediyorlar. Dolayısıyla bizim nakkaşilerden, eski minyatürlerden veya dediğimiz bir çeşit tarzı budur. İkincisi tamamen günümüzün entertainment dediğimiz, eğlence dediğimiz veya aslında tam da eğlence de değil, bana sorarsanız propaganda niteliği taşıyan başka resimlerdir. Niye? Adı üzerinde Şehname örnek veriyorum. Yani ben şahım değil mi? Para vereceğim, bana kitap yapacaklar. Ben diyeceğim ki, ya mesela benim şurada bir haloğlum var veya işte başka biri vardır veya işte yan devlette çok böyle enteresan adam bir adam vardır da onun hikayesini anlatın da onu çizin, çok da güzel çizin, adamın parasını ben veririm. Hayatta yapma. Beni anlatacaksın. Çok değerli şairleri getiriyorlar. Manzum ve mansur. Yani nasr, Arapça'da yazı demektir. Nazm da biliyorsunuz şiir demektir. Yani yazı ve şiir içeren, bazen tamamen şiir içeren, başından sonuna kadar şiir olan mesnevi tarzında veya başka şekillerde şehnameler yazdırıyorlar. Sonra da parasını veriyorlar, adamı övecekler ya, güzel güzel resimler yaptırıyorlar. Bol altınlı, bol gümüşlü, bol renkli. Tabii hangi ressama denk gelirse. Adam sevmezse de kelle gider. Bu da var. Yani o kadar kolay bir şey de değil. Yani her kafana göre çizemezsin. Yani orada şahı tahtta istediği gibi oturtmazsan olmaz. Şimdi bu neler doğurabiliyor böyle bir durum? Hemen oraya geleyim. Bir ton problem doğurabilir. Şimdi. Bu bir ev. Eski bir ev. Burada belli bir mimariyi çizmemiştir. Bu hikayenin bir hikaye anlatıyor. Yani bir şehname veya başka bir kitaba bir şeye aittir. Şimdi normalde eski evlerde acaba hakikaten her yer böyle çinili miydi? Yer bu kadar muntazam ve düzgün mü? Duvarlar hep bu kadar çinili miydi? Bütün minyatürlere bakıyorsunuz, hepsi süslü püslü. Osmanlı minyatürlerine gelelim. Osmanlı minyatürlerine baktığınızda sarayları, bazen camileri dahil, sokakları dahil, duvarlarında her yere de süs yapmışlar, çizmişler minyatürcüler. Sonra kalıntılara bakıyorsunuz. Saraylardan tutun, sokaklardan işte hani binalara kadar yok öyle bir süs. Niye yapıyorlar? Çünkü para alıyorlar. Sipariş üzerine iş yapılmış. Kim ne kadar daha süslü, kim ne kadar daha güzel, ne kadar daha detaylı yaparsa. Ha, şimdi yavaş yavaş geliyoruz asıl mevzuya. Niye bizimki real değil? Niye bizimki Yunanistanlılar gibi
veya Batılılar gibi değil. Çünkü onlar hakikaten sanat icra ediyorlar, onun derdinde de değiller. Etrafa bakıyorlar, onlar için büyüklük, ihtişam ve olduğu gibi yani insan odaklı, insan anatomisi neyse ona benzetiyorlar. Çünkü kendileri tanrı olmak istiyorlar. Hep tanrılara benzetiyorlar. Bizde öyle bir dert yok. Biz tanrımız var zaten. Biz Allah'ı çizmek peşinde değiliz. Onun peşinde olmadığımız için, ona da benzeme gibi bir niyetimiz olmadığı için biz kendi içerimizde, kendi aralarımızda sürekli döngüler yaşıyoruz. Onun için böyle şeyler çizdiriyoruz sürekli. Yani dünyaya ve dünya cazibiyetine düşkün olan veya gücünü göstermek isteyen insanlar para veriyorlar. Benimkini daha güzel, daha büyük. O dönemde minyatür şu kadar çiziliyordu. İşte daha kudretli bir şah veya bir padişah şu kadar çizdiriyor sayfa başı. İşte vardır. Topkapı Sarayı'nda, orada, burada, müzelerde görüyoruz. Onlar hepsi para demektir arkadaşlar. Bu kadar basit. Hani geliyorlar ya böyle resim eleştirmenleri. Böyle saatlerce bir şey üzerine anlatıyorlar. Ya bu şöyledir, burada bunu yapmaya çalışmış. Onu hayır abiciğim, parasını almış, ona göre çalışmış. Bu kadar basit. Sanatta veya tarihte eleştirmek istediğimiz veya okumak istediğimiz her şeyi, her olayı, her nesneyi, her eseri zamanında değerlendirmek lazım. O zamanda şartlar neyse o şartlara göre değerlendirmek lazım. O dönemdeki nakkaşiler böyledir. Şimdi gelelim minyatürün aslına. Yani bizim nakkaşilerimiz acaba hepsi mi hayalden? Yani bu adamlar gerçekten bunu kafasına göre yarattığı gibi böyle bir evi veya sarayı bunları da mı kafasına göre yaratıyor? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bunlar öyle midir? Yani doğada var mıdır öyle şeyler? Tamam, size göstereyim. Vaktinizi fazla almadan. Burada susacağım. Sadece size bir takım şeyler göstereceğim. Tepkilerinize bakacağım. Bonsai dediğimiz hani ağaç sanatı, ağaç yetiştirme sanatı. Minyatürlerde şu aloe vera'yı çok görüyorsunuz. Yerlerde, köşelerde, işte kayaların dibinde. Bunlara benzer çok şey görüyoruz. Bu kaktüslere benzer çok şey görüyorsunuz. Sonra tekrar minyatürlere döneceğim. Bu gördüğünüz her şeyi aklınızda iyi tutun. Kıvrımlara bakın. Bunlar hepsi doğal ağaçlar. Doğal dallar. Bunları biz yetiştiriyoruz. O dönemde de yetişiyordu. Hala biz yetiştiriyor. Otobanlarımız, caddelerimizin kenarlarında bunlardan koyuyoruz. Bol bol bunlardan var minyatürlerde. Hiçbir fark yok. Hemen hemen aynı. Neredeyse aynı. Birebir. Çok ilginç, çok çeşitli şeyler var. Aynen böyle ağaç var minyatürlerde. Böyle top kafalarında şeylerini koymuşlar. Bunun benzeri zaten sürekli çiziliyor. Son dönemlerde özellikle İran nigargeri sanatında veya minyatür sanatında diyelim bu tarz kıvrımlar çok görüyoruz. Şimdi biz nerede hata yapıyoruz biliyor musunuz? Onu da tırnak içerisinde size söyleyeyim. Mesela Hazreti Google diye bir şey var değil mi? Bir şey aramak istiyoruz, hemen Google'a giriyoruz, Yandex giriyoruz, orayı buraya giriyoruz, Yahoo'ya giriyoruz falan filan. Şimdi Iranian, Turkish, ne bileyim mesela Indian, minyatür yazarsanız bir şeyler çıkar. Ama Iranian painting yazın, Turkish painting yazın, Indian painting yazın veya işte Chinese painting yazın. Minyatür değil. Demin ben hani size söyleyeceğim bunu diye, kendim emin olayım diye aynı şeyi yaptım. Google'a girdim. Çin minyatürlerini görmek istedim. Chinese minyatür yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Bir iki tane arada işte kaçtı. Sonra Chinese painting yazdım. Bütün dönem ekollar çıktı resimleri. İşte mesele bu. Painting ne demek? Resim demek. Bitti.
Demek ki bunlar bizim minyatürlerimiz aslında resim. Minyatür minyatürdür, resim değildir. Bazen benim sayfamda bazı benim meslektaşlarım veya hocalarım benim eserlerimi veya başkasının eserleri altında şunu yazıyorlar. Rezacığım veya Reza hocam, mümkünse buna minyatür demeye, resim minyatür demeyelim, resim diyelim. Ya minyatür ne ki? Minyatür de resim. Gel de bunu anlat. Bu programı bunun için yaptım. Bu tanımı yapabilmek için. Yani bana inanmıyorsanız Google'a girin, minyatür yazın bir şey çıkmaz, painting yazın çıkar. Demek ki o da resim. Yani hani madem her şey batıdan öğrenmeye bu kadar hevesliyiz, doğrusunu öğrenelim bari. Bunu, bu işi doğru düzgün öğrenmeyen arkadaşlarıma söyledim. Şimdi başka bir şey göstereceğim size. Bunları da çok beğeneceksiniz. Bunlar bulutlar. Doğada oluşan, bazen etrafımızda farklı sezonlarda, farklı mevsimlerde gördüğümüz, hepimizin yaşadığı veya yaşayabildiği bulutlardır. Şu baksanıza işte hani bulut kütleler, sonra kuyruklar var ve kuyruklar bir tarafa gidiyor. Bunları iyice aklınızda tutun. Bakın parça parça. Hepsi kuyruklu. Şöyle, şöyle. Özellikle mesela şunu hiç çok güzel aklınıza tutun. Oradan hemen size bir şey çizeyim. Aynen oraya bakıp, bakın şunu çizeceğim. Orada ne var? Sadeleştiriyorum önce geometrik olarak. Şöyle hareketler var. Sonra bu hareketlerin böyle kuyrukları vardır. Bunlar muhtemelen sirus bulutlarıdır. Atmosferin çok yüksek noktalarında duruyorlar bunlar. Kristallerden oluşuyorlar. Ve o yüzden formları da zaten böyledir. Keskin formlara sahipler. Şimdi bunu nasıl minyatürleştiriyoruz? Hemen altında çizeyim ki anlaşılsın. İşte minyatür bulut. Yani bizim nakkaşlarımız salak değil. Doğalarını çok iyi biliyorlar. Ve doğayı acayip bir şekilde gözlemliyorlar. Ve doğadan esinlenerek çalışıyorlar. Demin o minyatürlerde size gösterdiğim şeyler bu şunu demektir. Bizim, örnek vereyim, Osman Nakkaş, Reza Abbasi, Kemalettin Behzat, Hüseyin Behzat, İşte Muhammed Siyah Kalem, Leonardo da Vinci kadar doğayı iyi tanır. Fakat tercihi bundandır. Şimdi oraya da geleceğiz. Niye hepsini bir sayfada sıkıştırıyorlar? Ona da geleceğim. Bulutlara bakalım, devam edelim. Bakın aynı yönde. Bunlar bir sürü benim çizdiğim bulutlardandır. Şöyle şöyle, hepsi şöyle şöyle duruyor. Bu bir tablo. İçinde en azından minyatürde kullanılan en az 4-5 çeşit bulut var. Minyatür çalışan arkadaşlar, eğer varsa aranızda, ki vardır, biliyorlar. Bakar mısınız ne güzel. Bu bulutu minyatürde, bazı minyatürlerde görüyorsunuz. Daha basit minyatür dönemlerinde vardı. Şöyle, şimdi bakın bu şöyle. Hatta bulutlarda görmezseniz eğer, tezhipte bunu köşelerde kullanıyorlar. Veya şöyle S şeklinde kullanıyorlar. Buna benzer şekiller. Minyatürlerde de aynı şekilde kullanılır. Yani doğadan esinlenilebilir. Yani sanki resmen biri yağlı boyayla oraya bulut yapmıştır. Şunların köşelerine birer
kuyruk atarsanız çok nefis bir minyatür tablosu ortaya çıkmış olacaktır. Bu kadar basit. Yani şimdi ressam kimdir? Sanatı anlayan ve sanat icra eden, değil mi? Sanatın temelinde ne var? Estetik var. Estetik yapabilmek için ve estetik veya hatta yeni estetikler, estetik biçimleri ortaya koyabilmek için sanatçı müdahale edebilir mi? Eder. Bazı şeyleri, bazı formları biraz abartır. Bazı formları da kısıtlar, yeni biçime veya yeni şekilde sokar. Yeni bir estetik ortaya koyar. Dolayısıyla bunlara bakar, o şekilde ilhamlar alır ve o şekilde şeyler ortaya koyar. Sonra size bulutlar bir sürü göstereceğim minyatürde. Bakın bu da buluttur. Kuzey Avrupa'da bu bulutları çok görüyoruz, kutuba yakın olan yerlerde. Renkli bazıları. Yani bu aslında güneşin açılı bu buz kristallerine gelmesiyle birlikte veya işte buhara gelmesiyle birlikte böyle gökkuşağı oluşmuş ve enteresan bir hal almıştır. Bunların ha uzaklardaki ha bunların her birini kuyruklara bakın. Bu kuyruklara bakarak yıllarca bizim nakkaşlar kuyruklu bulut çizmişler. Tamam, şimdi bir şey daha göstereceğim. Ondan sonra da tekrar minyatürlere geri döneceğiz. Doğada böyle kayalar var mı? Var. Şimdi bu kayanın formu nedir? Gibi. Aynısını çizdim mi? Çizdim, değil mi? Tepesinde bir tane şöyle ağaç koysam, şöyle bir kadraj çizsem, iki tane bulut da şuraya atsam, minyatür olur mu? Olur. Buna benzer çok minyatür var. Demek ki etrafımıza iyi bakmak lazım. Bu adamlar oturuyorlar, doğayı etüt ediyorlar. Doğayı çalışıyorlar. Kafadan hiçbir şey atmıyorlar bizim nakkaşlar. Asla hiçbir şey atmamışlar. Onları bu kadar zayıf, sahif ve hor görmek çok büyük bir zulümdür. Beceremedikleri için böyle resim çiziyorlar diyorlar ya, benim içim parçalanıyor. Niye? Çünkü günümüzdeki ressamlar bile, sanatçılar bile doğasına bu kadar dikkatli bakmıyor. Bırakın başka şeyleri, minyatüre baksanıza. Bunlar etrafımıza, İstanbul'un dışına çıkın, doğuya kadar gidin. Her iklimiyle, her iklime özel bir dokusu vardır. Amerika'da çok meşhur bir yer, hepimiz biliyoruz. Şimdi bunu özellikle buraya koydum. Bu bir çeşit kaya. Fakat bu kaya şekli nedir? Şöyle duruyor, değil mi? Şu ana kadar bu kaya. Bunun ucunu şöyle bir şey koyup havaya böyle şeyler de sıçratsak dalga oluyor. Minyatürde böyle dalga kullanıyorlar. Aslında doğanın her şeyinden, her köşesinden başka bir köşesi için başka şeyler ilham alıyorlar. O yüzden estetik yaratırken yuvarlak çizgiler içerisinde estetik yaratıyorlar. Çünkü daha ta o dönemlerden beri şunu biliyorlar. Yeryüzünde düz hiçbir çizgi yok. Biz neden oluşuyoruz? İnsan neden oluşuyor? En ufak parçamızın adı nedir? Hücre, değil mi? Hücre düz müdür? Kare midir? Hayır. Ya elips ya yuvarlak veya ovaldır. Peki molekül, atom hepsi yuvarlaktır. Bizler bu düz zannettiğimiz çizgi, bunlar hepsi ufak 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 dairelerden veya elipslerden oluşuyor.
Aha da size felsefe. Yani eğer doğu resimin tekniğine ve felsefesine de inerseniz, felsefesinde de bu var. O yüzden minyatürlerde binalar hariç hiçbir yerde düz bir çizgi bulamıyorsunuz. Hepsi yuvarlak içerisinde, hepsi aynı ahenkle. Çizdikleri ağaçlar, çizdikleri kayalarla, dalgalarla, denizlerle, insanlarla, içerisindeki hayvanlarla hepsi bir ahenk içerisinde hareket ediyorlar. Bütün ekollerde böyledir. Japonya'dan İstanbul'una kadar kim minyatür veya nakkaşi yapıyorsa, çiziyorsa o ahengi bir şekilde kuruyor. Ne kadar muazzam bir şey. Kuzey Amerika'da falan böyle şeyler çok fazla var. Bizde de vardır ama bu kadar aşınmış değil. İşte mesela bunu çok iyi hatırlayın. Bir kafanıza tutun. Aynen nakşedin, aynen bu formları. Şimdi ben geliyorum. Bu formun aynısını çiziyorum şuraya. Bakın sadeleştiriyorum. Geometrik olarak sadeleştiriyorum. Minyatür sanatçısı geliyor, bunları bu şekilde yanında çizim karışmasın. Tabii burada fırça izi olursa daha da tatlı, daha da güzel olur. Şöyle kayalar çıkar ortaya. Sonra bunları boyarken de o kadar çeşit teknikler var ki aynı kayadan işte onlarca çeşidini farklı tekniklerle boyayıp çok çok çeşitli şeyler çıkartabilirler. Birazdan tekrar minyatürlere döndüğümüzde bunları aklınızda tutun, orada göreceksiniz. Tek formu çeşitli renklere boyamışlar. Bir sürü yeni form ortaya çıkartmışlar. Şimdi zamanı minyatürlere geri dönelim. Bakalım bu nasıl bir şey. Evet. Form aynı midir? Neredeyse aynıdır. Ama aynı formu farklı renklere boyamış, hem derinlik bir çeşit derinlik sağlamış, hem çeşitlilik sağlamış. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Tamam, doğayı öğrendi, kuşları etüt ettiler. Bir doktor kadar iyi anatomi biliyorlar. Yani bir kuşu veya bir atı nasıl çizmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Benim minyatürcü arkadaşlarım, burada kendilerine vardır, sorabilirsiniz. Bir atı çizebilmek için hakikaten bizler canımız çıkıyor. Şimdi bu normal bir at mıdır? Değildir. Kafası daha ufaktır. İşte gövdesi daha geniştir. Bu ressamın kendine benimsediği tarzda ve estetikte çizilmiş bir attır. Çok rahatsız etmiyor. Niye rahatsız etmiyor? Normal bir at öyle değil. Böyle bir gövdeye sahip değil. Bu kollar buradan çıkmaz. Bu bacak şöyle değil. Boynu böyle değil. Kafası da böyle değil normal bir at. Başka bir şekildedir. Peki bu adam nasıl abartı yapmıştır? O kayayı nasıl abarttıysak bu atı da öyle abartır. Ama o kayayı saatlerce oturup bakar. Sürekli çizer. Etüt eder. Ve onu nasıl basit bir geometrik hale sokup, o şekilde sadeleştirip istediği formasyona sokabileceğini düşünür. Bu şu demektir. Bu adamlar atın anatomisini biliyorlar. O kitaptan, bu kitaptan, oradan, buradan kopyalamıyorlar arkadaşlar. Biz de bugünlerde böyle ya. Oradan Aydinger'i koyup alıyoruz. Şunu şuradan koyuyoruz, alıyoruz yan yana. İşte iki tane boya atıyoruz, sergi açıyoruz, elimizde pipomuz. Ben ressamım diye ortalıkta geziyoruz. Bu adamlar hayatlarını veriyorlar bunları öğrenmek için. Buradaki hayvanı, işte çiçekleri, hiçbiri
gereksiz değil. Buradaki kuşları, hepsinin anatomisini biliyorlar. Dolayısıyla günümüze kadar gelen bir gelenek veya bir süreçtir. Günümüzde eğer Mahmut Farşiyan bir kuşun kanatını şöyle çizip diğer kuşun kanatını diğer kanatını şöyle çiziyorsa, hani normalde bunu anatomi, kuş anatomisini bilmeyen biri çizdiği zaman siz dersiniz ki ya ne kadar manyakça duruyor, ne kadar kötü duruyor ya, kırılmış sanki kanadı. Ama bu adam o kadar güzel bunu şey yapıyor veya bu eski minyatürlerde çokça hani Seymour, Anka kuşu falan çiziliyor. Biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Onlarda mesela görüyorsunuz çok enteresan deformasyonlar var. Bir kanadı böyle, bir kanadı böyledir ama rahatsız etmiyor sizi. Çünkü eklemleri yerinde. Yani bu eklemi şurayı çizmiyor. Kopyalamadığı için, bildiği için öyle çizer. Dolayısıyla aslında bu agalar veya hanımlar, bilmiyorum, bu sanatçı dostlarımız, ressamlarımız, atalarımız, bunlar anatomiyi çok iyi biliyorlar. Doğayı çok iyi biliyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Peki bu kadar şey bildik. Bulut biliyoruz, kaya biliyoruz, işte doğa biliyoruz, bilmem ne doğadan yaşayan insan anatomisi dahil her şeyi biliyoruz. İlmimiz de var. Çünkü dönemimizde perspektif var, mantık var, riyaziyat var. Yani matematik, işte geometri, hendise falan bunlar var. Biliyoruz ister istemez. Niye? Çünkü aynı mekteplerde yetişiyorlar bunlar. Belli bir yerde, belli okullarda yetişiyorlar. Birisi belli bir dönemden sonra branş ayrılıyor ve işte ressam oluyor. Birisi işte hani edebiyatçı, birisi din adamı, birisi işte mühendis, mimar falan filan oluyorlar. Ama belli bir eğitim belli bir yere kadar hep aynıdır. Bizim normal okullarımız gibi üniversitede branşlaşıyorlar, ayrılıyorlar. Peki, madem bu kadar bilgileri vardır, niye perspektif çizmiyorlar? İnandık mı acaba? Size sormak istiyorum. Bu konuları bildiklerine inandınız mı? Peki. Daha kalabalık bir resim arıyorum da burada. Bu fena değil ama detaydır. Bayağı kalabalık bir şey bulayım. Heh, iyi, süper. Evet. Şimdi burada bir savaştan bahsediyor. Bir kalenin fethinden bahsediyor bu resim. Bakayım burada ne yazıyor. Halep kalesinin fethinden bahsediyor. Halep kenti, bildiğimiz Halep. Diyelim Timur askerleriyle saldırmış buraya. Şimdi normal kaleyi gözünüze canlandırın veya İstanbul anlayabilmek için söylüyorum. Hani yedi kuleyi düşünün ve İstanbul surlarını düşünün. Bir bölümünü sadece düşünün. Şimdi bir kalenin ölçüleri ne kadardır? En ufağı 200 metre, 300 metre, 300 metre gibi bir şey. Yani 200, 200, 300, 300, 500, 500 kocaman bir kale. Çünkü bu neticede bu kalelerin içerisinde ufak şehirler var. Yani surlar ve ufak şehirler var. İşte buradaki gibi işte bak diğer binalar var. Yan yana iki tane bina çizmiş. Kadınlar eyvah eyvah diyorlar, geldiler. Eller havada bak eyvah eyvah diyorlar. Ne yapalım, ne yapalım, ne edelim, başımıza neler gelir, onları söylüyorlar. Yani kalenin içerisinde bir sürü bina var, bir sürü ağaç var, insanlar var. Değil mi? Kocaman bir şey. Şimdi etrafında da arazi var. Yani bu bir kaledir. Arazi var. Dağlık arazi var. Belki İstanbul gibi yanında bir yerde de deniz de var. Şimdi burada kaç satır var? Beyit diyelim. 1, 2, 3, 6. Şurada da 6 tane, 12 satır bir hikaye anlatılıyor. Şimdi edebiyatta, demin başlangıcında hani örnek vermek istedim ya, bizim edebiyatımızda da her şey çok derindir. Mevlana bir beyit anlatıyor, insanlar oturup bir kitap yazıyorlar. Ya içinde bulundukça bulunuyor, bulundukça bulunuyor. Bunlar sadece hikaye anlatan şiirler de değil, o dönemin şairleri hakikaten okkalı şairler. Bir sürü şey anlatıyor. Örneğin,
Timur geldi de işte otağını kurmuş da tepeden, bak Timur'un otağı kurmuş da tepeden bakıyor da diğer komutanlarını işte sağ kanattan, pardon sol kanattan süvarileri sürmüş, sağ kanattan diğer süvarileri ve kapıya da piyadeleri göndermiş. Şimdi günümüzü düşünün. Yedi kule zindanlarını veya işte orayı bir kale farz edin. Denizden geliyorlar. Karadan da gelmişler. Sağdan soldan. Arkadan da gelmişler. Dört taraf kuşatma altında. Ok mok bir sürü şey fırlatıyorlar. Şimdi bu resmi anlatmak istiyorsunuz. Size 12 satırlık da bir hikaye de anlatmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Bir tane fotoğraf makineniz var. Değil mi? Bak aynen günümüz gibi düşünüyorum. Bir fotoğraf makinemiz var. Bu olayın neresinde durup da fotoğraf çekersiniz de o 12 beyti anlatırsınız? Bir kareniz var. Kapı önünde durup çekerseniz kapıyı kıran askerleri görürsünüz. Şu kadarı görür sizin makineniz. Başkasını görmez. Kafayı biraz çevirirsiniz. Hani geniş objektif takarım. Şunu da alırım. Uzaktaki şunu da alırım. Tamam. Eyvallah. Denizi de aldın. Denizde de iki tane gemi aldın. Ama uzak ya. Fotoğrafta şu kadar duruyor. Yine 12 beyti anlatamadın. Ancak bir beyti anlatabildin. Peki geri giderim. Geri giderim. Geniş açı alırım. Şu kadarını alırım. Dağın başındaki Timur ne oldu? Asıl adam o. Onun otağını da göstermek istiyorum. O ne oldu? Ben her şeyi de makinamla çekemem ki. Benim makinam her şeyi çekemem. Ha işte minyatür böyle bir şey. Bir resim içerisinde çok konu ve çok olayı, çok karakteri aynı anda anlatma sanatıdır. Onun için perspektifi kırmak zorunda. Bir de bunlar aynı anda yapılmadığı için aylar, bazen yıllar sonra yapılan eserler olduğu için portreleri de bilinmiyor kimin ne olduğunu. Bakın aslında aralarında fark var. Bu biraz daha esmer gibi duruyor. Bu bembeyaz bir adam, işte bıyıklı, işte şurada bıyıksız. Bunun bıyığı falan farklıdır. Bunun sakalı böyle, top sakalı, bunun sakalı hiç yok. Yani bir sürü aslında çeşitli insanlar çiziyorlar. Ama insanları, ana karakterleri bilmedikleri için kafalarından sallıyorlar. Önemli olan mevzudur. Önemli olan hikayeyi bütün detaylarıyla anlatmaktır. Bütün o şaşalı havasıyla, bütün o gidişatını en ince detayına kadar anlatmak. Gerekirse işin içinde trajedi de varsa, trajediyi de anlatıyorlar. İşin içinde yalvarmak da varsa, yalvarmayı da anlatıyorlar. Burada işte hani tam hışımla saldırmak varsa onu da anlatıyorlar. İşte nasıl kendisini savunduğunu onu da anlatıyorlar. Dolayısıyla bir kare içerisinde çok şey anlatıyorlar arkadaşlar. Aynen fotoğraf gibi, yani Batı sanatının resimleri gibi anlatmaya kalkar isek, işin içinde realizmi, naturalizmi veya perspektifi ve ona benzer bilimleri sokmaya çalıştığımız takdirde bu kadar hikayeyi bir sayfada anlatamayız. Bir Şehname 300-500 sayfanın üzerine ve her sayfada en az 60-70, belki daha fazla, bazen 100 beyit kadar şiir var. Anlattıkça anlatıyor. Şimdi onların içinde resmetmek istiyorlar. İki kare çizerseniz kelle gider, küfreder adam sana. Ben sana bu kadar para veriyorum. Ne anlatmışsın burada? Küçücük bir şey çizmişsin. Belli bir dönem böyledir. Ama hani size söylemiştim. Bunlar kalktı bir dönemden sonra. Ressamlar dediler ki yeter. Ne zaman yeter dediler? Örnek vereyim. Safavi döneminden Şah Abbas dönemi. Safavi'deki sanatların tavan yaptığı bir dönemdir. Şimdi o dönemde İsfahan'da, Tebriz'de, Şiraz'da o kadar nakkaş var ki, o kadar nakkaş var, o kadar hattat var, o kadar şair var.
yetiştirdikçe yetiştirmişler. Çok fazla da savaş yok. Günümüzde de öyledir ya. Hani savaş olmayınca kafa başka şeylere gidiyor. Başka yerlerde patlama yaşanıyor. Savaş olunca sen doktor musun, ben bilmem neyim, ameleyim fark etmez. Abi elinde silah tutacaksın, memleketini savunacaksın. Ekonomisi de başka, psikolojisi de başkadır. Şimdi onlar olmayınca, para bol olunca, ticaret boş, çok fazla bol olunca güç, kuvvet, büyüklük ve kültür, eğitim seviyesi yükseldikçe bu sefer rekabet fazlalaşıyor. Rekabet ne doğuruyor? Kalite doğuruyor. Bizde, günümüzde olmayan bir şey. Yeni yeni ortaya çıkıyor. Yani son 10 yıl içerisinde belki özellikle klasik sanatlar dallarında bir sürü yeni genç çok şükür yetişti. Rekabet yavaş yavaş yükselmeye başladı. Dolayısıyla kaliteli olmaya başladı. Çok iyi hatırlıyorum 2003'te İstanbul'da hani mesela bir hatta bir Ali Hoca vardı, Ali Toy. Rahmetli Emin Barın'dan sonra hani Savaş Hoca vardı, Savaş Çevik, Ali Toy. Bunlar sıra dışı yazılar yapıyorlardı. Onlar bile biraz daha doğuda, Hindistan'da, İran'da falan yapılan böyle hatla yaklaşık 40 sene, 50 sene evvel yapılmış büyük büyük ve sıra dışı yazı tablolarına baktıklarında bu ne falan diyorlardı. Şimdi Türkiye'deki bu yenilikçi hareketin öncüleriler. Mesela Savaş Hoca bu hareketin öncülerinden biridir. Her gün yeni bir şey üretmeye çalışıyor. Ve birçok hoca gibi onun yanında onun yetiştirdiği gençler de keza onu geçmeye çalışıyorlar. Ve daha şeyler yapıyorlar. Aynı şey nakkaşi veya minyatür için geçerli, aynı şeyi tesip için geçerli ve falan ve falan ve bir sürü şey. Sanatlar böyle yani boynuz böyle kulağa geçiyor. Şimdi belli bir dönemden sonra Şah Abbas'a örnek veriyordum. Şah Abbas döneminde bunlar yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Şöyle çoğalmaya başladı. Artık duvarlara geldi resimler. Fresk yapmaya başladılar bu ressamlar. Bu nakkaşlar. Dediler ki, şimdi ben İsfahan'da 8 cennet haşt beheşt diye bir saray yaptırdı adam. Sekizgen olduğu için, etrafında da çok güzel havuzlar ve peyzajı olduğu için orayı 8 cennet diye adını vermiş. Gelin burada bizim imparatorluğumuzun yaşadığı bütün zaferleri ve bütün destanlarını duvarlarına çizin. Hala İsfahan'a giderseniz eğer duvarlarında görürsünüz. Bu minyatürleri duvarlara taşıdılar. Orada şu ortaya çıktı. Bu adamların gerçekten salak olmadıklarını ve anatomiyi çok iyi bildikleri ortaya çıktı. Çünkü Şah Abbas'ı Şah Abbas gibi çizdiler. Portreleri bu sefer benzetmeye başladılar. Eğer gittiyseniz, gördüyseniz, şu an burada çok zaman yok, onlara giremeyeceğim, teker teker gösteremeyeceğim. Görürseniz o fresklerde hakikaten farklı. Yani hatta Çaldıran Savaşı'nı çizmişler. Osmanlı askeriyle işte Safavi askerin aralarındaki farkı teker teker en ince detaylarına kadar çizmişler. Ve çok da güzel çizmişler. Ama aynı dönemde şu minyatürler var. Bak aynı dönemden bahsediyorum. Arada neredeyse hiçbir farkı yok yıl olarak. Aynı dönemde bir de bunlar da çiziyor. Yazı görüyor musunuz? Yok. Bu resimdir artık. İllüstrasyon değil. Bunları küçük küçük levhalarda kitapları süslemek için, binaları süslemek için, fresk şeklinde veya bu şekilde minik minik resimler olarak kullanıyorlar. Kim bilir o dönemden günümüze kadar bir çerçeve kalmamıştır. Belki çerçevelettirip duvarlarına bile asmışlardır. Çünkü bunun başka bir fonksiyonu yok. Bu Reza Abbasi, bakın, Ragami Kemine Reza Abbasi. Fakir Reza Abbasi'nin çalışması diyor. Reza Abbasi'nin çalışmasıdır bu. Bu adam kendi adına Şiraz'da, İsfahan'da Reza Abbasi ekolunu oluşturdu. Tek figür, basit resimler, artık yazı kullanmadan, artık estetiğe gitti. Yani eski minyatürlerde böyle enteresan bir estetik yok. Yani bu kız mıdır, erkek midir anlamıyoruz. Cinsiyetsiz şeyler çizmeye gittiler, figürler doğru gittiler. Etrafındaki doğası
etrafındaki teşhir, bunlar bile yenilik. Kendi döneminde acayip yenilik sayılır. Her konuda artık ressamlar kendilerini beyan etmeye çalıştılar. Şöyle enteresan bir tarihten kalma bir anekdot da size anlatayım. Bu adam o kadar beğeniliyor ki, bakın bundan önceki dönemlerde eğer bir ressam, bir nakkaş kafasına göre para alıp oturup böyle bir şey çizerse kellesi gider. Sen niye benim paramı çarçur ediyorsun diye git derlerdi. Ama bu adamın döneminde bu adamlar para alıyorlar öğrenci yetiştirmek için ve resim yapmak için. Ve bu adamın resimleri kapış kapış gidiyor o dönemde İsfahan'da. Ve bu biz de yaptık zamanında, o tarihi anekdotu şöyle anlatayım. Bizler de kendi hocalarımızın eserlerini kopyalayıp İran'da piyasaya satıyorduk. Allah affetsin. Öğrenciydik, paramız yoktu. Hocamızın imzasını, hani ben o kadar başarılı değildim de ama hat konusunda mesela bizim arkadaşlardan, o da isim vermeyeyim, şu an Türkiye'de yaşıyor. Bir tane meşhur besmelesi vardı bizim hocamızın. O besmeleyi en az 19 veya 20 kez yazmış, hocanın adını, imzasını birebir atmış ve satmıştı piyasada. Yıllar sonra 2004'te veya 2005'te hocası buraya geldi. Bir sergi açtı. Kendi yazdığı, hocasının yazını taklit ettiği, kendi yazdığı yazılardan bir tanesini getirdi. Bak bana dedi. Hocam bunu hatırlıyor musunuz? Hemen görür görmez, bak hoca. Görür görmez dedi ki, aa ben bunu ne zaman yazdım dedi. Hatırlamıyorum, benim böyle bir besmelem var ama hatırlamıyorum ne zaman yazdım. Ya hocam dedi, benim için bir imza atar mısınız dedi. Kendi yazdığı üzerine bir de hocasından bir imza aldı. Biz öyle bir gülüştük geçtik. Reza Abbasi döneminde o dönemden kalma birçok tek figürlü minyatür var. Bu adamın öğrencileri para kazanamadıkları için Reza Abbasi imzasını atmış satmışlar. Ve günümüze kadar bu gelmiş. Çok zor seçiliyor. O yüzden dünya müzelerinde ve minyatür tarihinde bu adamdan çokça eser var. Bazıları imzasızdır. Bilemiyorlar. Teşhis koyamıyorlar. Bu kadar da güçlü öğrencileri vardır bu adamların o dönemde. Düşünün. Yani bu neyi gösteriyor? Çokça mektep var, çokça okul var. Birçok ressam nakkaş yetişiyor. Ve birçok eser ortaya konuluyor. O kadar fazla ki adamlar aç artık hocasının imzasını taklit ediyor. Hayatını geçindirmek için veya sağa sola satmak için. Şimdi İsfahan'da bunu yapıyor. İşte Rey'de, o dönemin Meşhedi'nde, o dönemin işte hani ne bileyim Tebriz'inde kimse Reza Abbasi'yi görmemiş ki. Oraya gönderiyor, orayı satıyor. Veya Osmanlı Devleti'ne gönderiyor. Yapıyorlar. Osmanlı Topkapı Arşivi'nde bir sürü bunun eserlerinden var. Bu adamın eser ve öğrencilerinden bilmiyoruz. Hani hakikaten kime ait olduğunu. Dolayısıyla, bakayım saate, o zamanımız geçmiş. Bakayım burada, şimdi Safavi döneminden. Şimdi aynı dönem. Bu da Reza Abbasi dönemindeki ressamların, nakkaşların çizdikleri. Şimdi bakın batıya yaklaşıyorlar artık. Yani hafif böyle neoklasizizme girmişler. Yani perspektif hala yok. Ama detaylarda, kumaşlarda, adamın tipinde işte bilmem. Adam böyle hakikaten Safavi'de öyle şuraya kadar sakal bırakıyorlardı. Veya sakal bırakmazlarsa böyle pala bıyık bırakıyorlardı. Safaviler böyle. Şeye kadar, Gacar'a kadar geliyor. Gacar'a kadar şehzadeler böyleler. Bakayım son dönemlerden var mıdır bir şey? Onun sonucu budur artık. Bu hangi sahnedir biliyor musunuz? Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Bir sürü melek inmiş. Bir tanesi bu muhtemelen şu Cebrail'dir. Görüyorsunuz hepsini resmediyor. Cinsiyetsiz. Kız mıdır, erkek midir? Hani bizim dinimize de uygun. Kız mı, erkek midir bilmiyoruz ya melekler. Öyle bir sürü çizmişler. Ne olur yalvarıyorlar, ne olur kesme. Niye kesiyorsun diyor. Niye kesiyorsun diyor. Veya şuna soruyor. Sen babanı vazgeçirsene diyor. O da tamamen teslimiyette duruyor. Şimdi bu da İran nakkaşisinden veya
günümüzün tabiriyle minyatüründen hiç kesintisiz günümüze kadar gelen bir ekoldur. Şimdi sanat dalları çoğalınca, sanatçılar çoğalınca bazen bir sanattan bir sürü dal çıkıyor. Ne gibi? Hatta talik var, nas talik var, nasih var, sülüs var, celi sülüs var, divani var, celi divani var, rıka var. İşte İran'da son zamanlarda yeni bir stil ortaya koymuşlar. Mualla diye çok güzel bir hat stili vardır. Buralarda hiç kimse yazmıyor. İran'da sadece yazılıyor. Bir sürü şey çıkartıyorlar. Hindistan'a gidiyorsun aynı şey. Orada da işte yazılarında, işte hatlarında bir sürü ekol vardır. Yani her biri başka bir branş. Minyatür İran'da kesintisiz geldiği için, Hindistan'da kesintisiz geldiği için, Çin'de kesintisiz yaşandığı için veya diğer ülkelerde, Samarkand'da, Buhara'da farklı ekollar ortaya çıkıyor. Bu ekollardan bir tanesidir. Kahvehane resmi veya kahvehane ekolu diyorlar buna. Kısaca size anlatayım. Vaktinizi zaten fazla tuttum. 5 dakikayı fazladan konuşuyoruz şu an. Evet, burada gösteriyor ama bunu bilmenizde fayda var. Eskiden televizyonu yoktu, kısa keseceğim. Televizyon olmadığı zaman, radyo da olmadığı zaman ne oluyordu? Kahvehaneler vardı. İnsanlar kahvehanelerde bilgilerini paylaşıyorlardı. Peki kahvehanelerde sıkılmamak için ne yapıyorlardı? Birbirlerine hikaye anlatıyorlardı. Ben sana bir şey anlatacağım, sen bana bir şey anlatacak. Küçücük bir köyde, kasabada yaşıyoruz. Ev bitecek, hikayemiz kalmayacak. Nakkal diye bir adam vardı. Onun yanında da bir tane çömezi vardı. Bunlar, adam elinde şöyle bir sopa, bir de iki tane, üç tane rulosu var. Yağlı boyayla yapılmışlar. Aynen bu şeyleri, perdeleri düşünün. Aynen böyle rulo yapılmış. Eşeğiyle birlikte gezdiriyor. O kasabaya geliyor. O perde şöyle bir şeydir. Şurayı çiviye takıyor. Şuraya kadar geliyor. 3 metrelik, 2 metrelik bir perde. Bu perdede ne anlatıyor? Mesela Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'i anlatıyor. Ama bu kadar değil. Bu sadece o ekoldan kalma bir tarz bu. Şöyle anlatıyor. Şuradan sol, hani hatırlarsanız belki diğer derslerimde, işte kompozisyon dersinde söylemiştim. Sol üst köşeden başlıyor her şey. Sol üst köşeden işte Hazreti İbrahim'in nasıl peygamber olduğunu, işte ateşe atıldığını, ondan sonra evlendiğini, ondan sonra çocuğu olmadığını, daha sonra çocuğu olduğunu geliyor, anlatıyor, ta İsmail'i anlatıyor, buralarda, ortalarda, hepsini de çiziyor. Yani onlarca İbrahim var. İsmail'in doğduğunu ve büyüdüğünü görüyorsunuz. Aynen bir animasyon gibi. Hepsini çiziyor ta ölümüne kadar. Geliyorlar, Kabe'yi falan yapmıştır, ölmüştür. Oraya kadar. Bu adam ne yapıyor? Herkesi oturtuyor. Sopasını alıyor. Böyle yapıyor, dikkati topluyor. Tiyatro oynuyor. Manzum, şiir diliyle veya şehname anlatır. Bu hikayeyi anlatıyor. Bu kimdir biliyor musunuz diye soruyor ve oradan itibaren başlıyor. Resim üzerinde bu hikayeleri anlatıyor. Eski televizyonlar, eski sinemalar böyleydi. Bu nakkali denilen bir sanat. Doğuda, bizim doğuda buna resimsiz bir şekli vardır, aşıklar. Eğer Erzurum, Kars oraları bilirseniz eğer veya günümüzün Azerbaycanları, aşıklar var. Aşıklar da çok değerli insanlar. Sazlarıyla kendileri de çok değerli insanlardır. Bu nakkalar da öyledir. Bunlar halk nezdinde kültürü sineden sineye taşıdıkları için çok önemli insanlardır. Bunlar gelir ne yapar? Size bir hikaye anlatır başından sonuna kadar. Şimdi edebiyatla nakkaşinin bizde ne kadar birleşmiş olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir kısmı budur. Bugüne kadar gelmiştir. Son bir resim size göstereceğim. Allah Allah. Cüneyt, sizin bilgisayarlarını öldüreceğim bir gün. Göstereceğim tabii, açarsa. Pardon.
Şimdi Türkiye'de minyatür sanatı kesintiye uğradığı için özellikle son 100-150 yıl, Cumhuriyet'ten sonra da zaten yobazlıktır diye kimse yapmadı, çalışmadı maalesef. Öldü. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Süheyl hocamız, Süheyl Ünver hocamız. Eğer o olmasaydı elimizdeki bu kaç tane çerçöp de kalmayacaktı ve onların üzerine yeni bina inşa edemeyecektik. Onlarca, belki yüzlerce defteriyle, yazılarıyla, çalışmalarıyla, sulu boya çalışmalarıyla, kendi kendine öğrenmiş olduğu ve çalıştığı minyatürleriyle Türk minyatürünü, Türk nakkaşi sanatını yeniden canlandırdı ve tekrar ortaya koydu. Bu açmayacak galiba. Chrome'da hiç açmıyor. Gel sen bir dene. Bizim kameraman Hasan Bey diyor. Neyse, Mahmut Farşiyan'ın eserini gösterecektim. Gösteremiyorum. Mahmut Farşiyan'ın eseri bu noktada, şu anki durumlarda, şu anki minyatür tarihinde, minyatür eserlerinde son noktadır. Ve ayrılmış olan branşlardan biridir. Bunu niye söylüyorum? Branş branş olduğunu, ayrıldığını. Şimdi Samarkand'a, Buhara'ya, Delhi'ye, işte ne bileyim Beijing'e, işte Tokyo'ya, Tahran'a, buralara giderseniz eğer, galerilerinde minyatüre benzer, nakkaşiye benzer yüzlerce çeşit eser görebiliyorsunuz. Her sanatçı tamamen kafasına göre çalışmış. Hani bizim burada da şöyle bir şey var ya, acayip bir rekabet var aramızda. Umarım biraz daha tatlı olur bu rekabet. Hayır, benimki minyatür, benimki Türk minyatürü, seninki İran minyatürü, seninki Hint minyatürü, seninki bilmem ne minyatürü falan filan. Dünyada arkadaşlar kimse bunun derdinde değil. İnsanlar sanat icra etmek derdindeler. İnsanlar sanat öğrenmek için dünya turuna çıkıyorlar. Farklı hocalardan, farklı ustalardan eğitim alıyorlar. Nakkaşi öğreniyorlar. O yüzden siz dünyanın neresine gezerseniz, ta Amerika'da böyle enteresan, öyle ilginç minyatürler ve minyatür sanatçılar görüyorsunuz ki bazıları artık minyatür yapmıyorlar. Böyle minyatür tekniklerini koca koca tuvallara dökmüşler. Modern veya postmodern dillerle karıştırmışlar. Enteresan eserler artık yapıyorlar. Şimdi onları gören bazı hocalarımız hemen der ki, bak işte bunlar resim, işte minyatür değil. Şimdi minyatür diye bir şey kalmadı artık. Çünkü eski kitaplar kalmadı. Kimse, hiçbir padişah, hiçbir kral gelip size öyle para verip de benim için bir kitap yap da demiyor. Dolayısıyla kafamızdan çıkaralım. Uyanalım. Gözümüzü açalım. Biz artık 21. yüzyılda yaşıyoruz. Nakkaşi yapıyoruz ve yeni eserler üretmek zorundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey varsa hizmetinizdeyim. Geçmiş olsun.